Merhabalar. Atlı Sonu'yla karşınızdayız. Kaynarca'da kulaklık üretimdeyiz. Gruba Onur'la beraber geldik. İnşallah güzel aksiyonlar yaşarız. Sizlere de izleyecek bir şeyler çıkar. Oltası suda olan herkese rast gelsin. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it, till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Hemen önümde oynaklar var. Oraya doğru yaklaşıyorum. Çok fazla da balıkları ürkütmeden birkaç deneme yapacağız. 1-2 gramlık MEPS kullanıyorum. Çok fazla derin değil çünkü buralar. Bu gölde turnava perch var. Perch turnaya göre daha keyif aldığım bir balık. O yüzden perch için olta atıyorum. Evet. İlk atmada birkaç takip aldım. Gördüm balıkları. Şimdi atışı tekrar edelim. Evet, evet, evet geldi. Geldi bir tane bıraktı. Ha geldi. Gene bıraktı. Gel gel balık. Bu tarafa gel, bu tarafa. Evet, bu sefer geliyor. Evet. Güzel balık. Evet, aldık ilk balığımızı aldık. Aksiyonu güzel. Bakalım boyu ne kadar? Evet. Hoppa. Evet. Hocam rast gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Herkese rast gelsin. Güzel bir gönle. Suya atacağız. Limit altı mı hocam? Limit altı. Bir de her gün balık yenmez. Evet. Şöyle gösterelim sizlere de arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Teşekkürler hocam. Salalım. Hoppa. Aha. Onur. Bak şöyle. Adamı görüyorsun ya. Adamın olduğu yere. İlk atmaya alamadım. İkinci atmaya vurdu balık. Aa bak atar atmaz vurdu Onur. Vurdu bıraktı atar atmaz. Hadi hadi bu şey balıklar saldırdıkça kaçıyor. Daha büyükler mi gelecek biliyorsun hocam? Hı hı. İşte balıkları ürkütmedikten sonra büyükleri de gelir de ürktüğü zaman gelmiyor.
su üstü değil mi o? Ama ona dün gösterdiğim gibi yapacaksın Onur. Aa, vurdu bıraktı. Vurdu bırakmadı. Geliyor. Geliyor, geliyor. Evet, bir tane daha geliyor. Evet. Bugün bunlarla uğraşacağız herhalde. Olsun. Olta keyfi yaşatsın yeter. Benim hocam. Hı hı. Bunu da salalım. Şeye doğru atma Onur. İçeri doğru. Bu oynaklar içeride. Dikkat ediyorsan. Su üstüyle şansın daha yüksek. Of of of, bir tane daha. Geldi geldi geldi. Balıklar kaçmasın diye suyun üstünden sektirmiyorum. Balık keyfimiz bir süre daha devam etsin istiyoruz. Evet. Bu da böyle. Oraya mı attın? Benim önüme. Ben de senin yanındayım Onur. Böyle dikine atalım. Atladı. Oo, Onur su üstüyle başardı. Yok 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 yok. Yok. Ha gitti. Kalamanı biraz kıs istersen. Gevşet istersen. Bu balık küçük olmasına rağmen turnaya oranla aksiyonu daha güzel. Geldi. İşte bir balık daha. Bunu salalım, oltamıza bir daha gelsin. Bu atıştan sonra ben de su üstüne geçeceğim. İyi, balık başlamış burada. O güzel. Bunu atmak ister misin? Bunu atmak ister misin? Bu ama benim kendi boyadığım hepsi. Sihirli. Evet, su üstüyle devam ediyoruz. Su üstüne nazlı biraz balık. Bugün. Attığım yerde balık var aslında, görüyorum. Oynaklar da var fakat su üstüne gelmiyor. Kullandığım malzemeden bahsedeyim. 0.5 7 gram atar. Savager CCS 2.11 kamış var. Daiwa Fuego 1000'lik düşük sarın bir makinamız var. Spiderwire 0.6 misinemiz var. Ekipmanımız bunlar. Şu an kullandığım su üstü
Snoopy, ne Snoopy? Usami. Usami'nin su üstüsü. Onur'da da Savager'ın 3 gramlık su üstü saatesi var şu an. Bu su üstüler burada çok iyi çalışmasına rağmen bugün balık pek yanaşmıyor. Tekrar MÖPS'e döneceğim ben. Baby. 3 gramın üstünde atma. Burası çok sığ. Burada çok takıldı zaten. Aha. Maket verebilirim. 1 gram atmayı düşünüyorum. 5 gramın altında olsun. Maket verebilirim. Yok yok. Şunu da verebilirim. Kasna katili. Biraz vibrasyon deneyim hocam, ondan sonra. Tamam. Evet, sahte kutumu nereye koydum? Malzeme düşürmüş olabilir miyiz? Olabiliriz. Abi kutu gördün mü gelirken? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Şöyle bir kutu gördün mü? He yani görmedim. İnşallah almamışımdır ya. Ne var ne yok, doldurmuştum çünkü onu. Yollarda ben direkt yoldan geliyorum. Öyle bir şey olsa görürdük. Sen demek ki üzerine almamış olabilir. İnşallah dediğin gibidir. Öyle olsa görürdük yani. Fark ederim ama hoca senin geldiğin yoldan geldi. Ses gelir, bir şey gelir. Ya evden yanına almadın? İnşallah öyle dedi de içinde şeyler vardı. Jiketler vardı ya. Ay, sudan girme be. Aha. O yukarı yukarı yapacağım onu ara ara. Yani şey dibe çökmesin diye. O kafa atıyor ya. Oklama mı yoksa? Oklama olabilir. Aynen. Hoca çok büyük bu. Yavaş yavaş. Aynen. Gömme. Evet, oklamamız. Çek 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 çek. Buyurun. Oo maşallah maşallah. Ama bunu salacağız hocam, bir küçük. Ya büyük gelse de salacağım bugün de. Yani. 40 santimin altında olduğu için. Şuan bu işte tecrübeli ben. Evet. Değilim. Çıkarabilir. Sen şunu tut bana. İlk defa. İkinci defa oklama yakalayışım. Şimdi. Aynı. İlk yakaladığımda bu boyuttaydı benim hocam. Ya oklama belli olmuyor. Burada küçücük jikle kocaman oklama aldık. 2 kilonun üzerinde oklama geldi burada. Ama şey lider yok. Misineyi koparmamış. Komple yutmamış. Evet. Salayım mı, salmak ister misin? Yok sal sen ya. Evet. Bunu da bunu da böyle saldık. Yolu açık olsun. Haydi rastgele. Vibrasyonlar çok avcı sahte. 50 santim denk gelirse alacağım onu. He. Fakat da hediye edebilirim. Ben. Ya al canım, Allah Allah. Ya bizde yenmiyor. Aslında lezzetlisi bu boyutlarmış. Bilmiyorum. Ama limit altına düşmemek lazım. Ne olursa olsun. Vibrasyon çok avcı. Yani uygun derinliğe, uygun ağırlık olduktan sonra vibrasyon her yerde balık tutuyor. Yok, bagaja düşmemiştir ya. Dışarıda mısın? Oğlun evde mi? Telefona yakın mı? Açsam. Ha ya, ben senden bir şey isteyeceğim. Eve gittiğin zaman benim odada siyah bir kutu, üzerinde şey içinde malzemeler var. Çift taraflı bir kutu, siyah. Çift taraflı yem kutusu. Ha ha. Bir şeye bakarsın, tamam mı, gidince? Burada yok da acaba kaybettim mi, evde mi bıraktım, tamam mı canım? Hadi görüşmek üzere, eve gidelim. Bak ilk atmaya başladığımız gibi balık yok. Farkında mısın? Bu perch böyle işte. Dağılıyor. Bu balık burada bollaştığı zaman böyle gözünle görüyorsun. Bir tane hayvan saldırıyor. Diğerleri hep kaçışıyor.
işte balık varken hangi saatteyle neler yapabileceğini şey yapacaksın. Deneyeceksin. Çoğu zaman ezbere gidiyoruz. Birisi diyor şu saatte iş yapıyor, o saatteyle git git git. O şey çok dalmaz o. Yapar. Yani bence yapar ama iş yapıp yapmadığını en iyi deneyerek anlıyorsun. Şu 8 gramı burada denemeyiz. Burada deneme. Biraz 5 gramı deneyeyim mi? Olur. Şimdi onu atar atmaz sarma. Birazcık bekle inmesini. Açıktaki balık çok suyun üstünde olmuyor. Derinde oluyor biraz. Geldi. Abi şu balığın aksiyonu yeter ya. Kendin git. Geldi. Kıyıda geldi. Küçük. Evet, kıyıda geldi küçük bir misafir. Bugün günlerden balık salma günü. Evet, çantamda jig kutumu bulamıyorum. Düşürdüğümü de zannetmiyorum ama bakalım nereden çıkacak. İnşallah çıkar tabi. Evet, olta attığımız yerlerde genelde küçük balık var. Şimdi yer değiştirelim. Biraz daha büyük balık tutabileceğimiz yerleri araştıralım. Ağır mı geliyor? Hı hı. O iş yapar mı burada? O iş yapar. Ben iş yapan silikon getirdim. Banko. Balık çok seviyor. Sıfır kutu. Mavi renk iş yapmaz herhalde. Burada. Mavi silikon. Yapar. Abim Akgöl'de mavi silikonla balığı doğuruyor. Mustafa'dan alıyor. Bir de o kanala yakın derin yerler var ya, o tarafa gidelim, orada silikon deneyeceğiz. Şimdi biraz daha derin bir bölgeye geldik. Özellikle bu gölette pörç avına geliyorsanız balığı ürkütmemeniz gerekiyor. Balık ürktüğü an uzaklaşıyor bulunduğunuz yerden. Bu sefer dolaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bulunduğumuz merada sazan avcılığı da yapılıyor. Önceki gelişlerimizde burada sportif balıkçılık yapan arkadaşlara denk gelmiştik. Yaklaşık bir 19 kiloluk sazan yakalamışlardı. İşte bu geldiğimiz alanda böyle ağaçlar var. Güzel gölge yapan. Dinlenmek için, bir şeyler atıştırmak için. Çok güzel oluyor. Doğa her şeyiyle bize
bütün nimetlerini verirken bizim de doğayı korumamız gerekiyor arkadaşlar. Bir hamle alır gibi oldum sanki. Evet, bir tane takip aldık. Takip aldıysak hamle de alacağız inşallah. İkinci takip aldık. Ama ufak balık. Bakalım irilerini çekmeye başaracağız mı? Evet geldi. Evet takip takip ardından balık. Yine bir perch geliyor diyeceğim, bıraktı. Buraya çalışmaya devam edeceğim. En azından Onur gelene kadar. Takip de aldık, hamle de aldık. Devam edelim. Evet geldi. Bir tane küçük geldi. Evet, yine salacağız. Geldi. Aşağı doğru böyle. Çat 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 her atış. Düz düz İsmail, düz sarıyordu ya. Yok yok, düzden ziyade aksiyon böyle veriyor İsmail. Böyle böyle yapıyor, alıyordu. Tamam. Öyle aksiyon almıyor ki saatte aslında. Tamam. Ama şeyin hani o zaman balık su üstüne çok iştahlıydı. Ben ilk defa bu sene burada map satıyorum. İlk defa. Normalde Savager'ın 5 gramlık jigleri onlarla, ama biraz daha giriyordum suya. Aşağı yukarı aşağı yukarı geliyordu. Dağıldı dağıldı. Buranın balığı dağıldı. Biraz sonra gelir.